Gündemin Sesi programından merhabalar değerli izleyenler. Türkiye'de yurttaşın en önemli gündemi ekonomi. Peki bu ekonomik şartlar altında yurttaş sağlıklı beslenebiliyor mu? Sokağa soruyoruz. Beslenebiliyor muyuz acaba? Sağlıklı beslenebiliyor muyuz? Evet, aynen. Nasıl besleniyoruz? Anlatır mıyız? Haftalık meyvemizi, ihtiyacımızı, proteinimizi alabiliyor muyuz? Yani alıyoruz. Her şey çok pahalı. Ekonomi zor. İstediğini alabiliyor musun? Maaşımıza zam yok. Emekli miyiz? Emekliyiz. Ne kadar maaşın yetiyor musun? Şimdi maaşımı söylemeyin de yetmiyor. Söyleme, maaşını söylemeyin. Söylemeyin. Evet, maaşları belli yetmiyor. Zaten. Yetmiyor, belli. Peki hani emeklisin, haftada kaç gün et yiyebiliyorsun? Bunları sormak istiyorum. Dengeli beslenemiyorum dedim. Yaşlandığım için eti az yiyorum tabii. Sebze yiyoruz. Sebze. Yeterince sebze alabiliyor musun? Sebze de çok pahalı. Alıyoruz yani. Yani. Peki şimdi bu hani beslenemiyorsun, bu senin sağlığını etkiliyor mu? Onu sormak istiyorum. Tabii yemezsek sağlığımızı etkiliyor tabii. Hı-hı. Soruyorum efendim, simit yiyoruz, dengeli beslenebiliyor muyuz? Onu soruyorum. Hiç de dengeli beslenemiyoruz. Gençler merhabalar. Dengeli beslenebiliyor muyuz acaba? Sağlıklı beslenebiliyor muyuz? Çok belli değil mi? Kilo almış olmakla dengeli beslenmek, yani sağlıklı beslenmek arasında fark var. Bana bir şey söyleyin. Sana sorayım ben o zaman. Ben çok düşünmüyorum alabildiğimi. Peki neden böyle düşünüyorsun? Bir hani bunun sebebini bize açıklar mısın? Yani sebebi daha çok öğün atlıyorum mesela. Sabah kahvaltı yapıyorum, onu öğlene yaklaştırıyorum. Akşam biraz erken yiyorum. Abur cubur yiyorum. Yani o yüzden abur cuburlar hani sağlıklı mı, sağlıklı yok, değil. Değil, değil. Bunu senin hani sağlığını etkiliyor mu, onu sormak istiyorum. Etkiliyor. Nasıl etkiliyor, bunu bize anlat. Yani mesela üşüyorum. Kandellerime baktıracaktım hatta. Bir sağlık ocağına gidip öyle yani. Onun dışında bir sorunum var mı yok mu onu da bilmiyorum yani. Vallahi bazen. Bazen. Nasıl bazen, anlatır mıyız? Ne bileyim mesela sabah erken kalkınca kahvaltı yapılması sağlıklı. Yürüyüş yapıyorum. Ondan sonra genelde hazır yemiyorum. Hazır yiyeceklerden uzak duruyorum. Evet, uzak duruyorum. Peki şunu da sormak isteyeyim. Hemen haftalık ihtiyacınızı bir aile olarak soruyorum. Ailenin haftalık ihtiyacını karşılayabiliyor musunuz? Pazar ya da işte ettir, gıdası her şeyle. Çok zor, kısıtlı. Nasıl kısıtlı? Ekonomik şartlar? Emekli eşim, kiracıyım. Ya biraz zor. Evet, zorlanıyoruz canım. Peki bu ekonomik şartlarda bunu karşılayamıyorsunuz. Bu sizin hani yaşam döngünüzü nasıl etkiliyor, yaşamınızı nasıl etkiliyor? Vallahi nasıl edilecek? Moral bozukluğu oluyor anca. Moraliniz bozuluyor. Strese giriyoruz. Ama Allah sağlık versin. Sağlığımız yerinde olsun. Tamam, ne yapalım? Sağlığınız yerindedir inşallah. İnşallah. Yok Allah'a şükür. Nasıl besleniyoruz bir anlatayım. Doğal yiyoruz, doğal. Her şey doğal. Doğal, bu doğal yiyecekleri bulmakta zorlanıyor musunuz? Yok, köyümüz var, alıyoruz. Biz Trabzonluyuz. Kolaylıkla buluyoruz yani. Bir zorluk çekmiyoruz. Yumurtamızı da alıyoruz, sütümüzü, mayalıyoruz kendimiz, yoğurtumuzu. Hazır gıdalar yemiyoruz. Bilinçliyiz, kuru yemişlerimizi yiyoruz. Tamam mı? Sağlıklı besleniyoruz. Hazır gıda yemiyoruz. Hadi öptüm sizi. Sağlıklı besleniyor muyuz? Sorumuzu soralım. Vallahi çok sayılmaz. Nasıl sayılmaz? Bize bir anlatın. Ya dikkat etmiyoruz. Mesela benim tansiyonum da var. Pek dikkat etmiyoruz. Peki hani sağlıklı beslenmiyorsunuz ama öğün atlatıyor musunuz? Vitamin? Tabii canım, öğünde. Bu durumu bize anlatır mısınız? Neden sağlıklı beslenmiyorsunuz? Ekonomik olarak mı yoksa iş temposu mu? İş temposu. Peki hani şimdi iş temposu dediniz ama hani çalışmak için de sağlığımızın yerinde olması lazım. Yani yanlış yapıyorum. Farkındayım ama. Sağlıklı besleniyor muyuz acaba? Besleniyorum. Beslenmeye dikkat ediyoruz. Nasıl besleniyoruz acaba, anlatabilir miyiz? Valla genellikle sebze ağırlıklı. Biraz meyve, az şekerli meyvelerden. Çünkü biraz insülin direncim yüksek. Onun için hamur işleri yemiyorum. Makarna, börekler falan yemiyorum. Peki şimdi sağlıklı besleniyorsunuz. Bu sizin bütçenizi zorluyor mu? Nasıl oluyor o durumlar?
Tabii ki normalde de yani zorluyor bütçemizi. Çünkü biliyorsunuz hayat çok pahalı. Her şey çok pahalı. Onun için olduğu kadar, yapabildiğimiz kadar. Sağlığınıza dikkat ediyorsunuz. Ediyorum. Evet, sağ olun. Peki haftada, yani ayda kaç kez et yiyebiliyoruz ya da et yiyor musunuz, onu söyleyince? Ya eti yiyorum ama çok yememeye çalışıyorum. Yani sağlık açısından yememeye çalışıyorum. Balık yiyorum, beyaz et yiyorum. Öyle yani. Bunlar bütçenizi zorluyor. Almakta zorlanıyor musunuz? Zorlanıyoruz tabii ki birazcık. Yani zorlanma oluyor yani. Çok pahalı her şey. Et, süt ürünleri, marketler. Yani çok pahalı her şey. Biliyorsunuz ortamı. Sağlıklı besleniyor musunuz acaba? Mümkün mü? Soruyorum, mümkün mü? Sizce? Sordum, siz beslenmenize dikkat ediyor musunuz ya da aylık beslenmeniz, yani beslenme ihtiyaçlarınızı alırken zorlanıyor musunuz ekonomik olarak? Herkes gibi ben de zorlanıyorum. Emekliyim. Maalesef. Maalesef. Peki emeklilerin durumu nasıl? Şimdi size sorayım, bu emekliler nasıl yaşıyor? Yaşıyor mu? Sordum artık. Yaşamıyor. Yaşamıyor maalesef. Yaşamıyor. Yani işte ayakta kalmak için... Yani şimdi ben de baktım mesela, bütün kafeler falan dolu. Hani öyle diyorlar. Her taraf dolu diyorlar. Baktığım zaman hep zengin ailelerin çocukları. Belli bir kesim var. Onlar görülüyor ama bu tarafta ezilenler görülmüyor. Görülmüyor. Ve bunlar misal gösteriliyor. Kafeler dolu deniyor. Ekonomik i̇şte olarak aynen, bir sıkıntı yok. Aynen. Ben şimdi şöyle dolaştım. Bütün kafeler dolu. Ama şey yok yani. Gençler nereden buluyorlar o kadar parayı? Ya kredi kartıdır ya da öğrenci. Ama belli, zengin aile çocukları oldukları belli. Daha Allah daha çok versin. O da hiç kimsenin fakire de gözü. Biraz ama işte ona vermiyor. Verilmiyor veyahut da. Verilmiyor diyeyim. Böyle yani. Yani size sorayım, zorlanıyorsunuz şimdi gerçekten. Ben bir şey dikkatimi çekti. Şimdi biz Cumhuriyet'in 100. şeyini kutluyoruz, yılını kutluyoruz. Şimdi bu 5000 lira olayı var biliyorsunuz. Emeklilerin o 5000 lira olayını bayram münasebetiyle vereceklerdi. Ben öyle biliyorum. Hı hı. Öyle değil miydi bilmiyorum, yanlış mı hatırlıyorum. İkramiye falan da verecekti. Şimdi bu bayram olunca herkese verilmesi lazım. Hani çalışanı, çalışmayanı, şu susu, bu susu ayrılmaz. Yani normal bir ikramiye. Ama bunu çevirdiler. İşte çalışana vermeyeceğiz, çalışmayana ver. Bayram ikramiyesi o şekilde olabilir mi? Ona çevirdiler ve hiç kimse buna uyanmıyor. Ben bakıyorum böyle televizyonlarda. Hep işte niye ona veriliyor, ona verilmiyor. Ama sebebi bayram diye verilen bir ikramiye. Herkese verilmesi lazım. Zengin, fakir, 3 kere çalışıyor, 5 kere çalışıyor söz konusu olmaması lazım. Evet. Ayrıcalık olmaması lazım ama bu şimdi yardım amaçla veriliyor. Adına getirdiler bunu. Halbuki yardım amaçlı falan değil, bayram olarak veriliyordu. Hı. Ama ben bakıyorum konuşmalarda hiç kimse buna değinmiyor. Hiç uyanmadım. O zaman ben çatlıyorum evde yani. Diyorum ki yapmayın ya diyorum yani. Yapmayın diyorum. Yapacak bir şey yok yani. Yapacak bir şey yok. Sağlıklı besleniyor muyuz? Şu an hamburger yedik geldik. O yüzden beslenmiyoruz. Peki hani şimdi sen sağlıklı beslenmiyorsun. Nasıl olması gerekiyor bize anlatır mısın? Nasıl yani sağlıklı yani? Beslenmiyorum dedin ya. Hı-hı. Hani neden sağlıklı beslenmiyorsun? Hani abur cubura yatkın mısın yoksa? Ya şöyle sağlıklı şeyler çok lezzetli gelmiyor. Tat olarak. Evet. Ya da işte ne bileyim tuzundan, unundan uzak durmak gerekiyor. O da Türk damak zevkine çok uymuyor. Ama böyle hamburger yemek de iyi. Hamburger, börek, çörek, poğaça işte olmuyor ama tatmin ediyor. Gittiği yere kadar böyle gideceğiz gibi gözüküyor. Senin sağlığını etkiliyor mu? Bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyor musun şu an? Ya şu an yaşamıyorum ama sonuçta dedelerimizi, babaannelerimizi gördüğümüz zaman onlar yaşıyor tabii ki şeker, tansiyon. Ama işte nasıl engel olabiliriz bilmiyorum. Şimdi nasıl engel olabiliriz sorayım sana. Bilmiyorum dedin ama. İşte sebze tüketmemiz gerekiyor. Ya her şeyin fazlasından uzak durmak gerekiyor aslında. Özellikle şeker çok tehlikeli. Ama tatlı seviyoruz. Baklavadan nasıl uzak duralım? Merhabalar. Sağlıklı besleniyor muyuz?
Size soralım, sağlıklı besleniyor muyuz acaba? Tabii ki beslenemiyoruz. Nasıl işte bir anlatır mıyız, ekonomik durumu nasıl etkiliyor sizi? Ekonomik durum tabii ki iyi değil. Çalışan, emekli insanlarız. İhtiyacımız olan. Beslenmek için değil, doymak için yaşıyoruz maalesef. Memleket bu halde, yazık. Peki yani şimdi sorayım size, ülkenin ekonomik durumu... Siz anlatıyorsunuz hani bu halinizi. Bize anlatır mısınız? Çok güzel oldu? Tabii. Çok güzel. Herkes öyle değil ya. Çok güzel. Çok güzel. Sağ olasınız. Gençler merhabalar. Dengeli beslenebiliyor muyuz? Sağlıklı beslenebiliyor muyuz? Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağlıklı beslenebiliyor muyuz? Malum kış ayları da geliyor. Vitaminlerimizi alabiliyor muyuz? Yani beslenmeye çalışıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, siz beslenmeye çalışıyorsunuz ama hani haftalık bir pazar alışverişi ya da bir şey yapsanız bunun içine ne girmeli? Bu ihtiyaçlarımızı almak için neler yapmalıyız? Önce paramız olmalı. Paramız var mı peki? Şimdi genel olarak soruyorum, özel olarak değil. İşte bir emeklinin ne kadar varsa var bizim de o kadar. Yetiyor mu? Bir emekli beslenebiliyor mu? Yetmez tabii, yetmez. İki emekli var evde, bir de başka da bir çalışan var. Üç kişi. Ondan sonra yani meyvamızı, sebzemizi almaya çalışıyoruz. Yeterince alabiliyor muyuz? Bilmiyorum yeteri ne kadar. Malum sonbahar aylarındayız ve kışa doğru gidiyoruz. Hastalıklar baş göstermeye başladı. Evet. Nezlesidir, gribidir. Evet. Bir hastaneye gitmek, bir randevu alabilmek mümkün mü? Erken mi alıyorsunuz, geç mi alıyorsunuz? Pek hastaneye gitmiyoruz yani. Şükür. Aman düşmeyin. Yolunuz ama düşmeyin. Yani randevu almanın zor olduğunu biliyorum gitmek isteyenlerden. Peki şunu da sormak istiyorum. Hani ayda bir eve et almak isteseniz kaç defa alabiliyorsunuz? İstediğiniz kadar alabiliyor musunuz? Yani eti sever erkek milleti biliyorsunuz. Hı-hı. Yani et almaya çalışıyoruz. Hı-hı. Ama çok değil, eskisi kadar değil tabii. Siz yeterince yani sağlıklı beslenebiliyor musunuz? Elimden geldiğince dikkat ediyorum tabii. Peki şimdi beslenmek var, bir de doymak noktası var. Bu ikisi arasında bir fark var biliyor musunuz? Evet, biliyoruz tabii. Bunu bize anlatır mısınız? Mesela sizden duymak istiyorum. Yani beslenmek günümüzde her şey paraya bağlandığı için eğer yeterli derecede maddi durumunuz uygunsa dengeli beslenebilirsiniz. Ama değilse sadece doymak üzerine. Peki şu anda hani Türkiye'deki ekonomik düzeni ele alalım. Siz bu ekonomik sistemde insanların yeterince beslenebildiğini ya da doyduğunu düşünüyor musunuz? Hiç sanmıyorum zaten medyayı ya da basını takip ettikçe çocukların bile o yüzden boylarının kısa kaldığı söyleniyor. Yani ne söyleyeyim ki? Evet. Söylenmiş zaten. Evet. İstatistikler yapılmış, araştırmalar yapılmış, bir sonuca varılmış zaten yani ben ne söyleyeyim. Peki şunu da sormak istiyorum, şimdi bir hastaneye gitmeye kalksak malum grip, nezle artık hayatımızda olacak, kış aylarına giriyoruz. Bir randevu bulabiliyor musunuz? Az önce söylediği yani mümkün olduğu kadar gitmiyorum. Peki bu bir tercih mi yoksa hani gerek var mı diyorsunuz, gerek yok mu? Yani çok çok özel bir durum olursa sağlıkla ilgili tabii ki gidiyorum. Yani randevu almanın ne kadar güç olduğunu çok yakınlarımdan da biliyorum. Yani mecbur olmadıkça, yani çok mecbur olmadıkça gitmiyorum. Eğer çok gerekliyse gidiyorum. Dengeli beslenebiliyor musun? Ben şu an yani pek dengeli beslenebildiğimi söyleyemem. Çünkü şu an üniversiteye gidiyorum ve hani sabah kahvaltılarım özellikle çok dengeli olmuyor. Hani ne bulduysam onu yiyip hemen derse koşuyorum vesaire. O şekilde öğle ve akşam yemeğim konusunda sorun yok. Onlar dengeli. O şekilde yani şu an öğrenci olarak bu şekilde. Peki hani şimdi öğrencisin sen. Dengeli beslenmiyorsun. Çünkü sabahları ne buluyorsam onu yiyorum diyorsun. Hani haftada kaç kere bir şey söyleyeyim, meyve yiyorsun mesela?
Haftada şu an yani bir ya da iki kere diyebilirim. Çok az tüketiyorum. Peki et tüketebiliyor musun? Onu sorayım. Hani doğru düzgün hani günde bir öğün et tüketiyor musun? Ya da işte şöyle haftada kaç öğün tüketiyorsun? Yani haftada 4-5 gün falan et tüketiyorum o konuda şey. Yurtta kalıyorsun. Evet, yurtta kalıyorum. Peki şu an yurttaki beslenme durumu nasıl ya da üniversitedeki öğrencilerin yemekhane durumları nasıl? Yani şu an benim için kötü değil. Yani yurdumun yemekhanesi yok ama okulumun yemekhanesini kullanıyorum. Orada da yani düzenli olarak şey veriyorlar. O kadar sıkıntı değil. Bir öğrencisin, okumaya çalışıyorsun. Nasıl durumlar size? Yani öğrenci olarak birazcık zor aslında. Her şeyin ekonomik durum konusunda birazcık zorlanıyoruz tabii ki. Ama yani yapmaya çalışıyoruz bir şekilde, mecburuz. Hayır. Nasıl mesela beslenme durumum, neden böyle söyledin? Mesela öğrenciyim, ne bulsam onu yiyorum. Makarna yiyoruz daha çok. Evet, öğrenciler genelde makarnayla özdeşleşmiş durumda. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Hani makarna ama öğrenciler ne istiyor beslenme konusunda? Vallahi KYK'dayız. Tabii ki de yemek yemek istiyoruz ama yemekler çok kötü çıkıyor. Biz de makarna yiyoruz sürekli. Döner yiyoruz dışarıda. Hiç sağlıklı beslenemiyoruz. Çok kilo aldık. Bu şekilde. Sen ne söylersin? Arkadaşıma katılıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi dengeli beslenemiyorsun. Sürekli makarna yiyoruz dedin. Bu sizin sağlık durumunuzu etkiliyor mu? Vallahi her gün hastayım. Geldiğim günden beri hiç iyileşemedim. O şekilde etkiliyor sağlık durumu. Hiç iyi değilim yani. Peki doktora, yani sağlık durumunu etkilenmiyor. Sen doktora kötü etkileniyor. Sen doktora giderken, bir randevu alırken, bir şey yaparken zorlanıyor musun? Tabii canım, alamıyor. Randevu alınmıyor zaten. İstanbul'da randevu bulmak çok zor bizim için. Ben dişçi arıyorum, bulamıyorum. Evet. Yok. Çok yok. Zor. Evet. Peki ne zaman daha, kaç, ne kadar sürede bulamıyorsun mesela? Ne zamandan beri değil? 15 günlük süreyi aştığı için maalesef ki veremiyorlar randevu. Ben de hiçbir şekilde bulamıyorum. Peki sen hani normal şekilde buluyor musun randevu? Diyorum hani mesela söyleyeyim ki bir dahiliye, bir hariciye ya da işte bir kan tahlili yapmak istedim. Ben de bulamıyorum. Öyle evde iyileşmeyi bekliyoruz. Yurttayız şimdi. Yurtta iyileşmeyi bekliyoruz. Yaşamak için yaşamaya çalışıyoruz yani. Bir şey yapmıyoruz. Öyle yaşıyoruz. Sabah ne yediğine dikkat etmen gerekiyor. Akşam falan. Kalorisine dikkat etmen gerekiyor. Onu salatan, etin falan, her proteinini alman gerekiyor. Spora da eksik etmemen gerekiyor. Sürekli hareketli olmak gerekiyor aslında. Hani vücuttaki o kondisyonu sağlam tutmak için. Evet. Öğrencilerin durumu nasıl? Onu da sormak istiyorum bir anlamda. Çok kötü. Ben ailemle beraber yaşadığım için, onları da kendim çalıştığım için de. Sen öğrencisin ama ekstradan çalışıyorsun. Evet. Peki hani çalışıyorsun kendi ihtiyaçlarını karşılamak için. Evet. Bir de aileme de katkı olsun diye. Peki hani çalışmadığın zaman geçinebileceğine inanıyor musun? Yani ben çalışmayayım, öğrenciyim ama geçinebilir miyim? Sağlıklı beslenebilir miyim? Beslenemem. Hep hazır gıdalara yöneririm. Gelecek çok kötü görüyorum böyle devam ederse. Zamlar üstüne zamlar. Böyle devam edecek gibi de duruyor. Nasıl, sağlıklı beslenebiliyor muyuz? Hayır. Ben çok beslenmeyi tercih etmiyorum aslında kendim isteğimle. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Sen gençsin, senin çok ihtiyacın evet. var. Evet ama daha ilgi çekici dışarıda. Daha ilgi çekici? Bilmem, dışarıda daha ilgi çekici yemekler. Sen dışarıdan yemeği tercih evet. ediyorsun. Evet. Peki mesela evde yemeği tercih etmiyorsun çok fazla. Dışarıda yemeği tercih evet, ediyorsun. Üniversitede olduğum için de biraz öyle. Yurtta mı kalıyorsun? Ben orada evine kalıyorum. Aslında ev yemeği yeme şansım var ama yine de tercih çok etmiyorum. Alışkanlık biraz. Belki de. Dışarıdan yemeği tercih ediyorsun. Bu senin sağlığını etkiliyor mu? Evet, ben kontrollerim, annem bu konuda çok şey, kontrol yaptırdı ve her şeyim çok düşük çıktı. Onları haplarla toparlıyorum. Vitamin haplarıyla evet. mı? Peki bu vitamin haplarının ücretleri ne kadar? Annem biliyor, ben bilmiyorum. Peki randevu falan buluyorsan, buluyor musun hastaneye giderken? Yani bazen. Zorlanıyor musun yani? Evet, biraz. Peki bu durum konusunda ne diyorsun? Hem beslenme konusunda hem de sağlıktaki bu hani randevu bulamama konusunda. Yani gerçekten çok zor. Randevu için bir ay falan beklediğim bile oldu. Sadece besin için değil yani, genel. Ama bilmiyorum yani. Kadar. Sıra bekleniyor yine.
Gündemin Sesi programımızın bu haftalık sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.